Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Bugünkü video analiz çalışmamızda 10 altın konusu üzerine değineceğim. Özellikle ons altın fiyatındaki bugünkü fiyatlama davranışıyla birlikte kısa vadeli olarak üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz gerek uzman görüşleri olsun, gerekse günlük analizlerimiz olsun değindiğimiz 1305.70 1321.20'nin kırılma görüntüsünün ons altında yeni dönem için aşağı yönlü beklentileri güçlendirme eğilimine girdiğini e, izah etmek istiyorum. Çünkü son dönemde özellikle bir baskı unsuru oluşturmuştu, Ons altında bir sıkışma eğilimi vardı. Bugünkü bunu tetikleyen e, göstergeler ister istemez ons altında aşağı yönlü beklentiyi güçlendirmiş oldu. Tabi raporlarımızı ve Video çalışmalarımızı takip eden siz değerli izleyiciler, yatırımcılar, on altın alakalı uzun vadeli görüntüde 1357 seviyesi altındaki negatif beklentimizin devam ettiğini hatırlayacaklardır. Burada kısa vadeli olarak bu görüntünün devamlılığı açısından 1321.20 1305.70 bandına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Burada Teorik anlamda Fibonacci bölgelerinden bakar, bakacak olursak 1346'dan 1280'lere kadar gelen düşüş rallisinin ki 1315 civarlarında ana akışı bozmuştu hatırlarsak bu rallinin düzeltmesinin %61.8'lik bölgede sona ermesi ister istemez bu kırılımı teorik anlamda güçlendirmişti. Bu beklentinin olma potansiyelini burada dikkate çekiyorduk ama Mevcut sürecin teyit kazanabilmesi için öncelikle 1280'lerden başlayan bu yukarı yönlü hareketin sona ermesi gerekiyordu. Nitekim bugün özellikle 1305.70'in altında kalıcı hareketlerle yani bir kırılımla birlikte aslında ons altının yönünü aşağı yönlü hareketlerle teyit kazandırdığını söyleyebiliriz. Burada bu tür kırılım sebebiyle tepkilerin başladığı 1280'lere kadar bir geri çekilme potansiyelini güçlendiriyor. Peki bunun sebebi ne? En başta sebebi tabii ki her zaman bu korelasyon çalışmıyor. Ancak doların uluslararası arenada güç kazandığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Klasik dolar endeksini özellikle euro dolar analizlerimizi paylaşırken Euro dolar aşağı yönlü hareketlerin devamlılığını dolar endeksinin potansiyel pozitif beklentimizle izah etmiş. Bu hafta özellikle 96.23'e dikkat çekmiş. 96.23'ün geçilmesi durumunda yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyelini ön plana tutmuştuk. Nitekim beklentimiz doğrultusunda bugün dolar endeksi 96.23'ün üzerindeki hareketlerini hızlandırmış oldu. Tabi burada Saat 16'da Almanya'dan gelen tüfe verisinin de beklenti altında negatif sonuçlanması da önemli. Çünkü son dönemde özellikle her ne kadar Fed güvercin olsa da Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu durum gerçekten çok kötü. PMI tarafında yani satın alma yöneticileri endeksi verilerinde imalat PMI tarafına gerek Euro bölgesinde gerekse Almanya'da durumlar gerçekten çok kötü bir görüntü arz ediyor. 50 referans seviyesinin altına sarktı. Bugün de Almanya'nın tüfe rakamının kötü geldiğini izleyebilmekteyiz. Hatırlarsak Almanya, Avrupa Merkez Bankası ay, başındaki toplantısında faiz artırımını bırakıp uzun vadeli ve ucuza likitte sağlayabileceği ve yeni süreç, yeni bir gevşek para politikası sürecini başlatmış. Hatırlarsak tel birlikte. Bu süreçte de Fed güvercin olmasına karşın Avrupa'nın bu tutumu dolar temasında yukarı yönlü hareketleri güçlendirmiş oldu. İster istemez bugünkü tüfe rakamı da bu noktada bir destekleyici faktör olmuş oldu. Tabii ki burada Amerika tarafında da büyüme verisi vardı. Baktığımız zaman da büyüme rakamlarına bir önceki yani beklenti rakamının altında bir performans oluşturduğunu görebilmekteyiz. Ama fiyatlama reaksiyonunda bu rakamların çok kötü bir görüntü oluşturmadığını da incelemekte fayda var. Dolar tarafında yukarı yönlü eğilim, trend doğrultusuna devam ettiğini izleyebilmekteyiz. Bu da ons altını baskılayan faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi dolar endeksi ve altın korelasyonunu kısa vadeli baktığımızda siyah renkli çizgi olan dolar endeksi, kırmızı renkli çizgi olan da ons altın ons altın ve dolar endeksindeki fiyatlama reaksiyonlarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani dolar yukarı ons altın aşağı şeklinde şu anda bu korelasyon çalışıyor. Diğer bir korelasyonumuz ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı. E, genel çerçevede tahvil faiz oranıyla ons altın arasında bir ters orantı olduğundan bahsediyoruz. Peki tahvilin fiyatı neden konuşuyoruz? Çünkü eğer GCM MetaTrader 4 platformu içerisinde mevcut sembollerin olduğu bölüme tümünü göster seçeneğini incelediğimizde burada tahvilin ABD 10 yıllık tahvilin fiyatını görebilirsiniz ve korelasyon görüntüsü ile aslında tahvilin fiyatı ile ons altın arasındaki ilişkiyi de bu aşamada görebilirsiniz. Teorik anlamda ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı ile ons altın arasında bir ters ilişki var. E burada ABD 10 yıllık tahvil faizi ile fiyatı arasında da bir ters orantı olduğu için o zaman 10 altınla ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı arasında da bir doğru orantı olmasını beklemek gerekiyor. Tabii ki bu %100 korelasyon değil ama yine de kısa vadeli olarak gösterge bazında takip edilebilir. Yine grafiğe dikkat edecek olursanız kırmızı taraftaki çizgi 10 altın, siyah taraftaki çizgi ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı. Son dönemde tahvilin fiyatında önemli bir yukarı yönlü hareket var. Ons altın tarafına baktığımızda yukarı yönlü hareketler desteklenmiyor. İşte korelasyonun her şekilde %100 kesinlik arz etmediğini görmemize katkı sağlayan en önemli süreç. Dikkat ettiyseniz bu süreçten sonra özellikle ons altın aşağı tahvilde bazı yukarı yönlü hareketler var. Ama yine de son süreçte özellikle bugünkü harekete baktığımızda tahvil fiyatındaki aşağı yönlü harekette dikkat çekiyor. Yani tahvil faiz oranında yukarı yönlü hareketler ön planda. Bu ne demek oluyor? Ons altını baskılayıcı şekilde. Yani göstergelere baktığımızda ons altının bugünkü hareketine destekler nitelikte. Tabi burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus altın fiyatına ilişkin aşağı yönlü hareketlerde şu andan itibaren nelere dikkat etmemiz gerektiği. Öncelikle şu anda 1305.7 seviyesinin altında bir hareket oluştu ve bu hareketle birlikte şu anda 1293'lere kadar bir geri çekilme izledik. Eğer bu geri çekilme devam etmek istiyorsa özellikle 1306-1321 gibi bölgenin altındaki seyrine devam etmesi gerekiyor. Peki nereye kadar? Teorik anlamda ilk etapta 1280 dolarlara kadar bir geri çekilme potansiyeli var. Burası Fibonacci Expansion ve kritik bölge. Bu bölgenin kırılması yani ons 1280 dolara kadar geri çekilmesi sonrasında 1280 seviyesinin aşağı yönde kırması durumunda bir sonraki bölgeye yani 1259 civarlarına kadar geri çekilebilme potansiyelini de güçlendirmiş oluyor. Ve 1346-1280 rallisi özellikle 1321'lerde tepki olarak sona ermesi ardından burada bir e, dalga teorimi de konuşulabilir. Yani bir Elliot teorisi burada yine konuşulabilir. Zaten Fibonacci Expansion ve da ilk 3 görüntü bunu çağrıştırıyor. Yani birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga şeklinde. Teorik anlamda Elliot şeklinde oluşabilmesi için üçüncü dalga 1218.02 yani 1218 Fibonacci Expansion %161.8 teorik bölgeye gelmesi gerekiyor. Peki gerçekten buraya gelebilir mi? Bundan sonraki süreç çok önemli olacak. Tabii Fed şimdi herkes şunu dikkate alabilir. Fed ve güvercin 10 altını yukarı çıkması gerekiyor. Ama işte bu tarz bir kesinlik piyasa nezdinde mevcut değildir. Tabii ki Fed'in dinamiklerinin değişmesi ayrı ama Fed'in güvercin tonunu değiştirmeyeceği hususu da burada dikkate alınmalı. yani ilerleyen dönemlerde özellikle ekonominin ısınmasına yönelik bir haber akışının gelmesi çünkü istihdam piyasasının güçlü olduğunu zaten Fed Başkanı Powell söylüyor burada büyüme tarafında enflasyon tarafında ki değişimler özellikle pozitif değişimler Fed'in de algısını değiştirmesine imkan tanıyabilir ama şu anda güvercin bir görüntü söz konusu ama göz ardı edilmemesi gereken bir durum var ki Fed'in daha doğrusu Amerika'nın evet ekonomik aktivitede bazı yavaşlamalar söz konusu olsa da durum çok kötü değil. Avrupa'ya kıyasla. Avrupa'ya baktığımızda gerçekten çok ciddi problemlerin olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de Avrupa bazlı hareketler dolar temasını güçlendiriyor. Bu da ister istemez ons Altın tarafında bir baskı oluşturmasına imkan tanıyor. Bu sebeple de ons altında yeni dönemde aşağı yönlü bir reaksiyonun devam edebilme potansiyeli fede rağmen mümkündür. Buna lütfen e, dikkat edelim. Yine tekrar hatırlatacak olursak teknik tarafta 1306 ve 1321 seviyeleri bu noktada aşağı yönlü kırıldığı için özellikle 1306'ların altına sarktığı için yeni dönemde ons altın tarafında 1280 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme potansiyeli var. 1280 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda satıcılı seyirin daha da istekli bir görüntü oluşturabileceği e, teknik tarafta im imkan dahilindedir. Ama olur da 1280'lerde bir toparlanma eğilimi izlenirse burada tekrar bir tepki görüntüsü oluşabilir. Ama bu geri çekilme yani bir, bir toparlanma olursa dahi 1306 ve 1321 seviyeleri altında kaldığı müddetçe 10 altının yeni hikayesi negatif olacaktır. Bu konuda e negatif bir görüntü beklentimizin olduğunu net bir şekilde vurgulayabiliriz. Tabi uzun vadeli görüntüde hala negatif yıllık olarak da bir negatif beklentimiz vardı. Bu son harekette bu beklentimizi birazcık daha güçlendirmiş oldu. Ek olarak şunu da tam e ifade etmek istiyorum. Özellikle 1280 seviyesi altında kalıcı bir reaksiyon izlenirse uzun vadeli satıcılar, özellikle orta vadeli alıcı olarak Düşünen alıcı olarak piyasada yer almak isteyenleri de ikna etme çabası içerisine girebilir. Bu sebeple de 1306 sonrasında yeni kritik bölgemiz 1280'dir. Kısa vadeli olarak da 1306'nın altındaki hareketler 1280'lere e, 1280 kadar bir geri çekilme potansiyelini oluşturabilir genel çerçevede ons altınla alakalı kısa vadeli fiyatlama davranışı ve yeni dönemde hangi seviyelere ve gündem maddelerine dikkat edilmeli sorusunun cevabında bu çalışmayı dikkate alabilirsiniz. Bir sonraki video analizlerimizde görüşmek dileğiyle.